Fragmanını izledik. Ben de gittim filmi izledim. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Ben filmi izlediğimde 3-5 kişi girdik bir sinemanın içine. Bize özel tanıtım yapıldı. Yani bizim için oynatıldı o gün film. Film başladığında dediğim gibi biraz bana böyle bir ince bir ağdalı geldi. Arkasından film, yerlerini söylemeyelim de gidenler izleyince görürler. Film bir yerden sonra bir koptu. Bir yerde New York'ta çekilmiş zaten bir kısmı. Bir kısmı Bodrum'da çekilmiş. Film çok acayip bir yere gitti. Yani benim hiç beklemediğim. Daha doğrusu beklesem bile tahmin etmediğim ölçüde çok garip bir yere gitti. Öykünün kendisi açısından söylüyor. Sen yani... Nasıl? Hikayesi açısından mı diyorsun? Hikayesi ha? Açısından söylüyorum. Mehmet'in ilk yönetmenlik deneyimi böyle bir beklenti olmuyor. İnsanda hani ilkse hatalarıyla, sevaplarıyla izleyelim derken sevaplarıyla yani falan böyle gitmeye başlıyor film. Bir kere görüntüler mükemmel. İnanılmaz güzel görüntüler var filmde. Hani otursun sesini kapat, görüntü için bile izleyebileceğin bir film. Ha, filmde enteresan durum şuydu. Ben filmi izledikten sonra çıkışta Mehmet'e şey dedim. Yani içeride şu oldu bana. Gerçekten ben hani filmler böyle pazarlanmaya başladı ya çok ağlayacaksın diye. Ondan söylemiyorum ama bir yerinde koyuverseydim bir damla gitseydi arkadan çok feci şekilde giderdi. Yani öyle bir filmdi. Bu da ne ağlattın beni kardeşim ne film yapmışsın ağlaması değildi. Ben o filmden çıktım o sırada. Ben kendi hayatıma döndüm. Kendi hayatımda ne beni bu kadar ağlatırları düşünmeye başladım ve ona canım sıkıldı. Ve film sırasında hep şunu düşündüm. Allah'ım ben bu filmden çıkayım. Çıkar çıkmaz beni en çok sevenlerin listesini hemen kafamda yapayım ve onları arayayım. Arayayım ki bir gün ihtiyacım olduğunda dönüp bulabileyim onları. Yani onlara ayrı bir özen göstereyim hayatın içine. Çok acayip bir yere götürdü film beni. Bu filmin hikayesiyle ilgili benim hissettiklerim bunlar. Şimdi sizden önce şunu öğrenelim. Neden Arzum Onan'la oynama fikri, neden bir başkası değil? Ve benim anlattıklarımın doğruluk payı var mı? Arzum ne kadar oldu? 17-18 yıl. Yani objektifle tanışalı sıcak saatlerden bu yana ilk çalışma 15 yıl sonra. 96'dan. Yani biz zaten böyle bir mutat alışkanlığımız yoktur, olmaz, imtina ederim filan. Burada kadın profilinin, Arzum'un fizyonomisi, duyguları, oyunculuğuyla çok uyumlu performansının zaten karşılığı var filmde bana göre. Filmler çok subjektiftir ve herkese aynı geçmeyebilir ama bu çok rahat söyleyebileceğim bir şey. Eğer aşkın ikinci yarısı devrilmiş bir aşk hikayesi yerine, söylediğin gibi filmin ilk 10-15 dakikası özellikle öyle kurgulanmış bir şeydir ki kademe kademe açılır zaten. Evet. İzmir'e, oradan işte New York'a, oradan daha geniş köyler, baba tarafı filan. Arzum çok yakıştı. Diğer oyuncularla da şu duyguyu 25 yılı geride bıraktım. Ben çok sık çalışan biri de değilim aslında. Televizyonda son 15 yılda işte Sıcak Saatler, İstanbul Masalı ve Hanımın Çiftliği 26. bölümde ayrıldım. Belli aralıklarla oluyorum bir biçimde. Aktörlük deneyimlerim, sahadaki deneyimlerimin ne kadarını rejide tutabilirim diye kendime de çok sordum. Hepimiz soruyoruz. Bu programın bile kendi içindeki performansında eminim çıktıktan sonra sen yeniden geri dönüp kim bilir tabii neleri düşünüyorsun. Bu kıvam meselesi bazen avuçlarımızdan kayabilir mi? Kayabilir. Nöbet tutmaya çalışırken benim de böyle dertlerim oldu mu? Oldu. Ama oyunculuklar açısından eğer bu film, bu bir kıyıda üçlemesinin ilk filmi. Hmm. Birinci film olmayacaktı aslında, ikinci olacaktı ama öne çektim şartları gereği. Eğer yeteneğine ve ifadesine ayrıca oyuncuyu belirleyen özüdür. Filmlerde öyle bir şey var tiyatronun dışında. Yani aslında aynı zamanda ne olursa olsun, De Niro'da da böyledir, Al Pacino'da da böyledir, Jack Nicholson'da da böyledir, Meryl Streep'te, bizdeki kıymetli arkadaşlarımızda da böyledir. Bizimle illüzyon kuran insanın yeteneği kadar o yeteneğin içinde saklı başka tür bir kimya kameranın içinden geçer ve bize ulaşır. Şimdi çok bu tespitle güzel bir şey tabii evet. Dolayısıyla Arzum tespiti bununla da alakalı. Bir başka underground hikaye ve farklı bir geometriyle ilgili daha değişik bir çalışmaya girseydim filmin geometrisi de farklı olurdu. Resim anlayışı da farklı olurdu. Arzum olmazdı. Yani Arzum yanı başımda ya da Mehmet cebimde meselesinin dışında tercihler bunlar. Ha Mehmet mesela oynamakla yönetmek arasında zor bir şey var. Çok kolay değil. Kameranın önüyle arkası arasındaki git gel bile insanı yorabilir. Ama ben 25 yıl sonra kendi reflekslerimi biraz bildiğim için
Yani o kapris yapmayan bir aktör olarak onu yönetmen olarak cebime koydum. Biraz buydu. Ama mesela çok sevdiğim oyuncular var Türkiye'de. Çok kıymetli oyuncular var. Çok sinemanın dışarıda bırakmaya başladığı, küsen, tiyatroda performansı çok iyi, volümunu çok sıkı ayarlayan oyuncular var. Mesela Amerika'da hiç böyle dertler yoktur. Yani orada Edward Norton'u kimse tartışmaz. Tabii. Yetenekler öyledir. Yani bizde çünkü bu emperyal güç hepimize ipotek koyduğu için ve orası bütün dünyaya hükmettiği için hayranlıklarımız hep birlikte elbette. Çünkü bazıları der ki abicim orayla burayı niye kıyaslıyorsun filan. Ama mesela Türkiye'de oyuncu derdi yok. Türkiye'de daha çok proje yapabilme ve projeyi renklendirebilme derdi var. Çünkü iki tür film yapılıyor. Ya çok para için ticari ve örnekleri var. Ya da, bağımsız sinema. Evet. Ya da bağımsız sinema. Çok değerli de yönetmen arkadaşlarımız evet. var. Şimdi bu ara kulvarda farklı renkleri, farklı tonlara ihtiyacımız var. Ben de 25 yıl içinde bir de kendini ifade etmek istiyorsun. Yani ve aktörlük yetmiyor ifade etmek için bazen. Kendini emanet edeceğin işler. O zaten bir soru yani. Bir aktör niye film çeker? Tabii. Ben yani mesela zaten oynuyorsun. Yani ya aradığın yönetmeni bulamamışsındır o güne kadar. Ya senin kafandakini bir başkasına çekeceğine inanmıyorsundur. Ayrıca arada cümlelerim vardır onları söylemek evet. istersin mesela. Bu filmin içinde bu var. Bazı aktörlerin demek ki söyleyecek bir cümlesi var ki dünyada temel, da örnekleri var. Temel gerekçesi bu. Mesela bir dansçının koreograf olması gibi aynı şey bu. Tabii. Bence hani bir adım ötesi. Doğru. Ya ben de kendi işimde onu az çok şöyle yaşıyorum. Yani bu programı bir yönetmeni var, bir yapımcısı var ama bu programın geneline ben program sırasındayken hangi konuğa ne kadar soru sordum, kimle daha az konuştum, seyirci o sırada ne yapıyor, ekranda biz görünüyor muyuz biz bir şey yaparken, orkestranın durumu nedir, telefonda Ayşe Coşkun bekliyor Adana'dan, yaklaşık 1,5 saat oldu, ona ayıp olur mu falan filan tabii. gibi. Yani bir sürü aslında şeyi kafanda oturtup öyle oturta oturta gitmek zorundasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,